Sonra adam yurt dışına gitmiş bilmem ne bilmem ne. Şimdi tesadüfen İstanbul'a düşünce... Tabii Afrodite'de isimler bilmem ne falan. LGBT falan da yok. Aynen öyle ya. İşte tabii. LGBT'den önce Osmanlı'da demek ki. Hafızları bitmiş yani. Kötülüğü unutmuyorlar bak. Aynen öyle. Vallahi ben Afife hikayesini de öyle okuyorum. Evet. Tiyatro afişleri üzerinden herhalde yaşamıyorlar. Evet, devam et. Sonra herkes şeyde bir panik oluyor kuliste. Hatta işte biraz da tiyatral anlatıyoruz. Birileri rolü yanına giriyor. Şimdi kim olduğunu ben hatırlamıyorum da. Çoban yan giriyor. Doğru. İşte diyor ki oynadığı karaktere. Neydi adı? Hadi diyor senin diyor Dimitri. Hemen. Ha işte Dimitri diyor. Dimitri. Senin diyor hemen diyor karargaha dönmen lazım. Öyle bir şey yok. Adam oyunda ya, ne alakası var falan filan. Yok yok hadi annen seni bekliyor falan. Çekiştiriyorlar böyle. Ondan böyle Rus kostümleri var, adam böyle pantolon giyiyor. Hadi diyor bir an evvel gitmen lazım. O da deliriyor. İşte oyun devam ediyor falan filan. Orada kaş göz falan. Öyle bir komik sahne yaşanıyor orada. Fakat bütün bu şeyin içerisinde çok cevval bir tiyatronun şeyi var. Kahvecisi. İşte orada çay, kahve, bütün o şey üstü. Evet. Emektarı var. Ne? Arap? Arap İzzet. Arap İzzet. Biz orada Arap İzzet lakaplı. Cüneyt'in Arap İzzet yorumunu da bu arada kaçırmayın. Cüneyt yapıyordu. Evet. Arap İzzet'te o çok böyle kıvrak zekasıyla hemen bir olayı şey yapıyor. Diyor ki şimdi diyor siz diyor böyle geçin istirahat buyurun diyor. Ben size bir kahve getireyim diyor. Şimdi diyor Aram abi diyor sahnede perde arası birazdan olacak diyor. Olduğu zaman diyor hemen yanınıza getiririz. Yani o oradan bir onları oyalayacak bir şey yapıyor yani. İçeri alıyor kahve mavi yaparken. Kapıyı bu sırada sahneden onu apar topar çıkarıyorlar. Kapıyı kilitliyor. Apar topar çıkarıyorlar ve Arap İzzet abi diyor hemen kaçıyorsun. Ve onu pencereden, arka pencereden kaçırıyorlar. Hatta anlatıldığına göre Arap İzzet para da veriyor. 5 lira veriyor. Çünkü hiç oyun kostümüyle böyle çıkıyor. Makyajla falan. Para veriyor Arap İzzet ona falan ve sonra biz hemen limana gidiyor diye anlatmıştık. Sonra da öğrendik ki o geceyi bir yerde geçiriyor sanırım gece yarısı. Evet. Ertesi sabaha karşı limana gidiyor ilk gemiyle. Başka bir gemiyle. Bu arada tepe başındalar. Tepe başı tiyatrosundalar. Oradan Karaköy'e gidiyor. Yolcu salonunun orada işte bir veya limanda yani neyse saklanıyor. Sabaha kadar bekliyor. Kostümüyle, makyajıyla, ayağıyla. Ama ben bir şey kaldırımdan iniyor aşağıya. Yani kaçıyor. Sonra, yıllar sonra tekrar geldiğinde... Ama orada sonra bir şey buluyor. Oranın gemilerden birinin Rostromos'unu buluyor. Ona parayı veriyor. Arap İzzet'in verdiği parayı veriyor. Gemi de Odessa'ya gidiyormuş. Evet. Ve diyor beni ne olur Odessa'ya götür. O da onu tamam diyor. Yani kaçak yolcu olarak alıyor ve böylece kurtuluyor. Yıllar sonra geldiğinde Arap İzzet'in annesini buluyor, ziyaret ediyor. Ve ondan öğrendiği kadarıyla bizim de öğrendiğimiz kaynaklardan o gece maalesef Vahram'ı alamadıkları için Arap İzzet'i götürmüş. Ben de onu soracaktım şimdi. Arap'ı kaçak ettiriyor. Maalesef orada yani hatta kalıcı bir hasar kalmış falan. Ve Vahram buna çok vicdan azabı duyuyor. Annesine yüklü bir yardım dükkan açıyor. Tatlı dükkan açıyor falan yani. Ben onun detayları o kadar o hakim olayım. ana şey bu yani. Bilgilere yani tam bir iş sürme işi herhalde ama bu tür bir kaynakları yani nasıl? Genelde anılar. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi biz tiyatrocular böyle anlatıyoruz, eğleniyoruz falan. Yani buna biraz böyle bakmak lazım. Hayır, anıların ulaşmış olması için yerlere yazılmış olması. Tabii tabii. Mesela aslında, bu Aram'ın anıları var. Boğaz abi Ermenice çok kaynaktan esasen bu durumları. Ermenice çok kaynak. Türkçe kaynaktan. Ermenice mi? Tabii. Mesela Kardik Stepanyan diye bir zat-ı muhterem var. Ki bu Kardik Stepanyan hatta bu Şarasan'ın biraz önce Fırat'ın bahsettiği Şarasan'ın tercümesini kale almaz. Onun söylediklerini kale almaz. Çünkü Abdülhamit devrinde yaşamıştır diyor. Her şeyi ona göre yazmıştır o diyor. Başı belaya girmesin diye. Ama Karnik Stepanyan'ın anılarında 3 cilt böyle bir kitaplar. T14. 13. yüzyılda Bilim Akademisi üyesi. Sovyetlerden. Oradan alıyor Ermeni, Anadolu'daki Ermeni yaşantısından alıyor. Oradan ondan sonra geliyor şeye bağlıyor, tiyatroya bağlıyor ve inanılmaz anlatılar var içinde. Ben diyor bütün bunları diyor çok rahat anlatabiliyorum çünkü ben Türkiye'de yaşamıyorum diyor. Kimselerinde korkum yok benim diyor. Ama diyor Sakis Tütüncel korktuğu için diyor
şeyi böyle yuvarlamış anlar. Ama şey galiba. Bu anıların çoğu orada var. Bahram'ın anıları çok iyi. Basılmış halde. Bahram'ın anıları çok bir zengin. Bir kitabın orijinali ve ikisinin fotokopisi var. Yanlış bir içerdiği söyleniyor mesela araştırmacılar. Ne içerdiği? Ya Bahram'ın anıları çok zengin ve inanılmaz edebi. Hatta bizim işte bir hocamız var. Hmm. Şimdi yani... Ermenice diye basılmış bu. Tabii Doğu Ermenicesi. Evet. Doğu Ermenicesi. Yani evet. Zekiyan Hoca'nın söylediğine göre Doğu Ermenicesi'nde gerçekten edebi haz alabileceğimiz mükemmel bir metin. Ama şey, araştırmacılar şey diyorlar, bizde de öyleydi aslında, Ahmet Fehim için falan da söylenir. Yani çok fazla olgu hatası var aslında. Çünkü biraz hafızadan yazılır. Tabii, tabii, tabii. Yani o anlamda biraz bunlara böyle de bakmak gerekir. Ama biz tiyatrocular olarak yani başka bir şey, başka bir şeyin peşindeyiz. Yani daha çok o soğuk alan, gerçek hayatın peşindeyiz. Bizim için onların yanlış hatırladığı bir şey bile duygu olarak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet, mutlaka bazı detaylar belki de yanlış ya da olgusal olarak yani ama... Yani Stefania'nın kuru tarzı... Özü orada, olayın özü orada yani. Evet. Bir şekilde zaten o adam tiyatro yaparken buradan kaçmış. Yazan tiyatro turunu yapacaksın, seyredirse göteceksin. Aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Yani bütün bu hani papazyan vesaire konuşuyoruz da hep İstanbul merkezli konuşuyoruz yani. Yani birçok kaynakta aslında Anadolu'da çok ciddi tiyatro faaliyetleri oldu. Özellikle tabii tekçirden önce, hatta tekçirden sonra da kısmen çok değerli oyunlar, hatta Shakespeare falan oynandığında da epeyce kaynak var. Turneler halinde ama bunlar. Bursa'da işte o. Bursa'da, Ahmet Fehim Paşa Tiyatrosu. Paşa Bursa'da yerleşik. Kurulan tiyatro orası. Ama onun dışında Artvin'e kadar, aşağıda Hatay'a kadar sürekli yapılan turneler var. Ama mesela Erzurum'da bir Ermenilerin işte Shakespeare sahnelediğine dair evet. Bir takım şeyler dernek çok fazla. Çok dernek var. Bir kere çok fazla, okul var. Dernek çok fazla. Evet. 2000 küsür tane okul var o devrede. Bunlar anılarda var mı? Yani bu Karnik Stefanyan'ın değil mi? Ama başka anılardan. Mesela bende bir başka bir kitap var. O yıllarda, o malum 1900'lü yıllarda Türkiye'deki Ermeni okulları ile ilgili bir kitap var. Ermeni okullarının bir kendi kendine oluşmuş bir kuralı vardır. Yanında okulun küçük bir kilise veya bir şapel gibi bir şeyi vardır ve muhakkak bir derneği vardır. Mezunları o dernekte çeşitli kültürel faaliyetler yaparlar. Aşağı yukarı her okulunda küçük de olsa bir tiyatro sahnesi vardır. Yani bu atalardan gelen bir şeydir. 2000 küsür tane, 2300 tane 1915'e kadar Türkiye'de Ermeni okulu var. 2300, şu anda 16 tane var. 2300 Ermeni okulunun 500 tanesinin salonu olsa, atıyorum, o 500 tanede de 20 tanesinde Shakespeare oynanmış olsa Anadolu'da Shakespeare oynandı denebilir. Yani bu şekilde bir daire kurarsanız bunun zaten nasıl oldu? Ortaköy'de, Kuzguncuk'ta, Ortaköy'de evlerde bile tiyatro oynuyorlar. 19. yüzyıl başlarında. Dolayısıyla Anadolu'daki her okul, ben bile mesela ben ortaokuldayken, tamam ben 1960'larda ortaokuldaydım ama muhakkak tiyatromuz vardı. Ben mesela ilk hayatımda Bilgiç Kadın'la, Zoraki Tabip'le sahneye çıktım. Muhakkak çocuklar tiyatro oynatılır. Kabiliyetli olan bunu kapar, devam eder. Olmayan ama her Ermeni çocuğunun tahsil hayatında bir sahneye çıkmışlığı muhakkak vardır. Bu eskiden de öyleydi. Nereden geliyor bu? Genlerden geliyor herhalde. Hayır, hani sahneye koyma, perde... Aslında şöyle, Ermeni modernleşmesinin içinde çok önemli bir yer. Tiyatro. Yani bence mesela bizim hani kendi cumhuriyet deneyimize falan bakarsak, hani halk evleri falan dediğimiz olayı bir 100 yıl önce aynı topraklarda Ermeniler tarafından yapıldığını görüyoruz. Tabii evet, farklı yani. Bir şey de devam ettirilmiş ama o. Sivil organizasyonlar. Yani onların hani devletin siyasi yapısı içinde bir yeri yok ama işte amiraların desteği, zengin Ermenilerin desteği, şudur budur. Yani okul çok önemli bir zemin. Yani burada mezunlar bile oynasa okul
ona bir zemin sağlıyor. Bugün de öyle. Getron Organ Derneği işte okul derneği aslında. Ve orası düzenli kullanılan. Bahram için de okulda başlamıyor mu olay? O da Bahram'ın da yani. Yani sosyal faaliyet, sosyalleşme. Bahram için de okulda başlamıyor. Yani tiyatronun bir eğitim aracı olarak kullanılması çok kritik. Şey gibi var mı? Tiyatro gibi bir başka dal var mesela. Müzik. Aslında şey tabii yani hepsinde bulursun. Çünkü neden bütün modern sanatların içinde Osmanlı'da bakın hemen Ermeniler öne çıkıyor. O Ermeni Rönesansı dediğimiz 18. yüzyılda başlayan ilk belki de ciddi anlamda batılılaşma girişimi yapan bir halk. O yüzden de batıya bir elçilikler açma, yani elçilik derken kültürel anlamda, mutlaka okul anlamında vesaire anlamında. Yani hep böyle bir çaba var. Onu getirip Osmanlı'nın içine, mesela ilginç bir şey, o dönemde şöyle tartışmalar oluyor, çok enteresan aslında. Mesela Kürt aydınlar, genellikle Türklerin nüfus olarak yoğun yaşadığı bölgelerden İstanbul'a gelince geri dönmüyorlar. Orada kalıyorlar. Ermeniler diyor ki işte biz işte Kürtler gibi olmayacağız. Yani burada eğitim alan herkes gidecek Anadolu'nun bir köyünde öğretmenlik yapacak, çalışacak. Böyle enteresan tartışmalar var mesela. Yani Kürtler de işte şey diyor, bakın onlar böyle yapıyorlar. Biz ama İstanbul'a gelen geri dönmüyor. Burada başkentin işte şeyine kapılıyoruz falan diye. Yani aydınlanma perspektiflerinden tartışmalar dönüyor esasında. Hani Ermenilerin böyle bir öncülüğü var aslında. O da tamamen kültürün içinden gelen bir şey. Bir de ya şey de enteresan. Yani bunu taşımayı aynı zamanda bir yere halklar adına da bir hizmet olarak görüyorlar. Yani Ermeniler mesela çoğunlukla Türkçe kitaplar yazıyorlar. Anadolu'da birçok insan hani Ermenice, İstanbul'daki kadar kaliteli Ermenice eğitimi yok. Asimile olmuşlar. Ta efendim şeye kadar dayanıyor. Selçuklulara kadar falan giden bir asimilasyon süreci. Kendi dilini unutmuş, Türkçe konuşmaya başlamış o dönemde. Türkçe kitap yazıyorlar ama Ermeni harfli olarak. Mesela onu Ermeni harfli harflerini öğrenerek Müslüman birisi de okuyabilir mi, anlayabilir. Arap harfi yerine. Yani 3 ayda öğrenirsiniz yani. 2 ya da 3 ayda. Türkçe yazılmış bir metni Ermeni harfleriyle ve daha da kolay çünkü sesli harflerin tamamını içeriyor. Dolayısıyla aslında bunlar mesela o kültürel birikim orada ilgi olan herkesin eline ulaşmış oluyor aslında. Hatta bu da mesela çalışılmış bir konu. Tarım üzerine mesela kitap basıyor, arıcılık üzerine kitap basıyor bilmem ne. O uygulama o şeye girdiği zaman, o coğrafyaya, oradaki Müslümanlar da yararlanıyor veya diğer halklar da yararlanıyor bu bilgiden. Böyle enteresan bir taşıyıcılık var. Çok erken matbaa var mesela. Yani İstanbul'da matbaa öyle şeyle falan başlamıyor aslında. Yani İbrahim Müteferrika ile falan. Bayağı 16. yüzyılda Yahudilerin ve Ermenilerin matbaaları var. Ve burada şey, din dışı kitap basıyor. Selanik'te Ermenilerin var. Din dışı kitap basıyorlar esasında. Shakespeare peki mesela, Ermenice pardon ne zaman çevrilmiş? Hani onu o da biliyor muyuz? O da çok erken. Yani çok erken dedim yani bütün bu insanlar yani ismi biniler, Mardros, Dumatyanlar falan filan muhakkak Shakespeare oynamışlıklar var, Kral Lear var. İşte yine 19. yüzyıl. Aslında 18. Shakespeare'in Ermenice'ye çevrilmesi de hani bu coğrafyada mı oluyor? Benim bu coğrafyada da oluyor. Benim de. Çoğunlukla Benim'de militaristler bu çeliğe. Bir de şey var işte burada sanırım yani Ermeni cemaat üzerinde Boğuz abi düzeltir, Fırat da düzeltir ama burada biraz Ermeni Kilisesi'nin de aslında tiyatroya yani bu kadar yatkın olmasının da bir rolü var sanırım. Yani sadece evet. O Ermeni modernitesi meselesi değil. Şimdi başka bazı cemaatlerin veya başka bazı kiliselerde o kadar tiyatro düşkünlüğü yok ama Ermeni değil mi? Ermenilerin bazı şeyleri... Şimdi o şey, o aslında bir miktar haklısın söylediğinde o algı şundan dolayı oluşmuş durumda. Venedik Mkhitaryanlıları özellikle Mkhitaryan şeyi tabii. Katolik Ermeniler. 18. yüzyıl başında veya sonlarında diyelim. Batılı anlamdaki tiyatroyu Venedik'ten Türkiye'ye ve İstanbul'a getirdikleri için ve orada Paskalyalarda, Noeller'de falan kilisenin içinde İncil'den alınan bir takım sahneler yeni gelen stajyer öğrencilere kolay anlasınlar diye sahnelenerek anlatıldığı için bu kilisenin bir etkisi olarak da kabul edilebilir.
Sonra bu aynı zamanda mesela İsa'nın işte efendim şunu yapması, bunu yapması, Kur'an'dan yok dedi ki İncil'den bir şeyler alıp bunu uygulamalı olarak çocuklara anlatıyorlar. Derken daha epik öğeler giriyor, daha destansı şeyler girmeye başlıyor. İşte Ermeni komutanları da böyle çok baba komutanları vardır Ermenilerin böyle aslan yürek girişer gibi falan böyle adamlar vardır. Bunların öykülerini anlatan kahramanlık hikayeleri yapılıyor ve bunların çoğu yazılı bile değil. Evet. Yani öyle ezberletilerek falan filan çocuklara oynatılıyor ama genelde yine o kilisenin de bir salonu var ve o salonda oynanıyor bu şeyler. Papazlar ön ayak oluyorlar. Çünkü orası işte papaz yani. Okulu. Evet, o da önemli. Ama şu anda böyle bir şey yok. Şu anda böyle bir şey yok. O batılı anlamdaki tiyatronun Türkiye'ye gelmesini sağlayan Venedik'teki Ermeni papazlar, Ermeni Katolik papazlarıdır diye bir cümle kurulabilir. Ama gelişmesine ve bugün niye Ermeniler tiyatroya çok yetenekli sorusunun cevabı kilise değil. Ama şöyle bir şey var. Ama mesela aydınlanma deyince biz Fransız aydınlanmasını anlıyoruz ya. Oradaki o kilise ve din karşıtlığı, Ermeni o kadar aydınlanması da, yani Zekiyan yani. Hoca'nın özellikle vurguladığı bir şey. Hani Ermeni kilisesi kendi aydınlanmasını, kendi halkının ve kültürünün bir aydınlanması olarak Anadolu'da biraz çok öyle çatışma yani. Yaşamıyorlar. Ön ayak oluyorlar. Evet. Ama benim mesela hiç hayatıma böyle bıçak gibi saplanmış bir cümle var. Eğin'de 1966 yılında ben daha yani çocukken bir Ermeni bana dedi ki oğlum hayatının bir döneminde tiyatro yapmazsan adam olmazsın. Yani o inanılmaz bir şey, hiç unutmadığım bir cümle yani bu. O zaman tabii ne diyor bu adam diyorsun da. Peki, bu 19. yüzyılın başında Ermenistan'daki Jean-Paul II Polonya'da bayağı oynadığı piyasalar. Katolik Kilisesi'nin böyle bir yaklaşımı var. Cizvit eğitiminin çünkü şöyle bir şey var. Tabii bunu bir yere bağlamamız lazım. Cizvit ve Benedikten eğitimlerinde